Arkadaşlar Pazar Banyosu'nun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi geçen haftaki programımız Soner YouTube'a attıktan sonra YouTube'un sunucusunda bir viral sorun yarattı. Oluştu. Bugün haberlere çıktı, sunuculara bir 150 milyar dolarlık yatırım yapacaklarmış. Arkadaşlar konseptimizin ilk videosunu gerçekten çok ilgiyle izlediniz. Biz çok motive olduk bundan. Evet, ben yetişemedim yorumlara. O 1600 şu anda izleme sayısı, tam sayısını diyorum. O 1600 arkadaşın her birine tek tek buradan teşekkürlerimizi de sunmuş olalım. Velhasıl belirli gündemler üstüne bir araya geldik yine Soner'le birlikte. İlk gündemimiz çok riskli. Evet. Biraz riskli bir gündem ancak gündem. Recep Baltaş ve Teknopat muhabbeti diyelim veya birbirleriyle yollarını ayırma kararlarından bahsedelim biraz diye düşündük. İpin üstünde çok ince yürümemiz lazım. Evet, biraz sıkıntılı bir konu arkadaşlar. Birazcık böyle objektif haber gibi ama haber videosu değil bu, sohbet videosu. Öyle, evet öyle. Ya kovuldu mu kendimi çıktı, ilk konu bu. Spekülasyon, bu kelimeyi ilkinde doğru söylediğim için çok mutluyum. Bir sürü şey var, kurucusu mu değil mi? Kendi buddy'si böyle bir hayır yanlış biliniyor diye bir şey gördüm. Teknopat'ın kurucular arasında değilmiş Recep Baltaş. Aslında bir başkası kurucu olarak görünüyor. Ama bazen kağıt üstünde de öyledir de, halbuki de bir odanın içinde beraber karar alınmıştır ya, belki de öyleydi. Kağıt üstünde vallahi öyle değildi. Çok öykü öyle değil gibi ya Soner. Okay. Sanki her şeyin başında yokmuş gibi. Kendi de galiba pişman oldu, özür diledi, sonra silmiş. Evet. Söylediklerini, özrünü silmiş. Başka bir influencer tarafında, kim olduğunu hatırlamıyorum, o da çok önemli değil. Başka bir influencer tarafından Twitter'da patlatıldı. Bayağı uzun bir yazıyla fitili ateşleyen bu arkadaşın yapmış olduğu paylaşım oldu. Bayağı emniyet falan etiketli paylaşımda. Emniyet etiketlemek artık zaten yani. Aynen, şey var canım, emniyet. Benim internetim kesildi, TT.net, Türk Telekom, işte şey, EGM. EGM, evet. Polis, kolluk. Ya bayağı ciddi hukuki yaptırımların yapılması için falan filan bir talepte bulundu. Daha sonra Recep Baltaş senin söylediğin gibi özür diledi abi. Ama şey bir özür değil, hani kuruma verdiğim zarar falan filan diye bir özür açıklaması yaptı. Sonra geri sildi. Alkol olabilir mi acaba ya? Yok canım ya. Bence bak bu tarz hikaye benim zihnimde nasıl canlanıyor biliyor musun? Gece böyle iş bitmiş. İçiyor. Ya başlamışım enini diye ekran kartına da şiştim ulan deyip böyle ah ya olmadı falan. İnsanlık influencerların, sosyal kişilerin işte iş kimliğiyle özel hayatlarının birbirine girme problemi var. Şimdi devir de değişti ya biraz. Adam mesela işini yapacak ama bir de birey olmak istiyor. Olamıyor. Evet, orada sıkışıyor. Olamaz. Birey yani, olamıyor. Orada bu coğrafyada birey olmak, özellikle böyle bir yayın mayın, işte böyle bir kitleleri hitap etmek. Daha mı dikkat etmeli hocam dediklerime? Çok zor abi. Çok zor iş. Çok zor iş. Biz şundan rahatsız oluyoruz. Ben Recep Baltaş'ın belki içerisinde şöyle bir sıkıntı yaşamış olabilir. Silmesiyle ilgili değildi. Abi şimdi gündemimiz, ülkemizdeki gündem çok hareketli abi bizim. Ve bir bakıyorsun böyle işte 80 bin kişi, 100 bin kişi seni izlemiş, videoların 3 milyon, 4 milyon izlenmiş falan. Ya bir şey söylemek zorunda hissediyorsun. Yani zorunda değildi abi. İçgüdün sana diyor ki abi sen bu konuyla ilgili çık bir laf et. Halbuki ne üstüne? Cem Yılmaz'a sürekli yaptıkları şey işte. Hani niye ağzını açmıyorsun? Bence ne yapsınlar biliyor musun? Bir tane fake hesap açsınlar. İçlerini oradan döksünler. Çok mantıklı hareket. Ya o da. Ben bu sefer ama hiç fake hesap yani. Açtın mı mesela? Gülenme, benim fake'im yok. Ben hiç açmadım ama hiç açtın mı? Son zamanlarda istiyorum. Son zamanlarda bir tane fake hesap açmak istiyorum, rahatlamak istiyorum. Hiç açmadım. Ne anlamda rahatlamak? Böyle mesela ne bileyim Twitch'e girip toksiklik yapmak istiyorum. Hiç hayatımda mesela hiçbir YouTube videosuna kötü yorum yapmadım. Hiç. Ama artık yapasım geliyor. Yap abi. Artık bir tane fake açıp böyle. Yap abi. Ya ben de sana karşı tarafta hani biliyorsun bu tarz şeyler hiç şey olmuyor yani. Böyle ama şey böyle hani user, muzur, işte alt dragon bilmem ne değil yani böyle. Böyle isim böyle oğlum, inandırıcı. Tamam da bir şey diyeceğim. Şimdi politik bir söylemi fake hesaptan söylemek senin o güdünü bastırmaz ki. Biraz konuyu biraz yumuşatmak istedim. Pazar banyosu ya. Pazar banyosunda böyle çok gergin bir konu. Konu gergin abi, yapacak yani, bir şey yok. Peki sence velhasıl. Kendi kanal açsa başarılı olur mu? Çok zor abi. Çok zor. Yani çok zor. Teknopat'tan çünkü neden ayrıldın videosu? Yani abi şöyle bir durum var. Şimdi bizim toplum çok daha ekstrem olayları unuttu abi. Tabii canım. Yani ama şunu da unutmamak lazım. Adam mesela çok tepki topladı. Şimdi iki tane konu var. Bir, ezildiğini düşünüp, kovulduğunu düşünüp ya da birden cancellandığını düşünüp sarmak isteyen kitle olabilir. Şu bir an de, açımız çok teknik bir hata olur zaten. Bilemem. Ben şu an sadece sohbet ediyorum. Bir şu öyle kitle olabilir. Şu an gömmesi lazım abi kendini. Merak eden zaten olur. Hemen o videoyu şu an seven sevmeyen herkesi izler. Bir kanalına belki abone olur falan. Bir de onun aynı düşüncede de insanlar Türkiye'de çok var. Yani biz çok bazen Türkiye'nin ne kadar büyük bir
aslında Birleşmiş Milletler gibi bir ülke olduk son zamanlarda aslında. Anladın mı? Yani bir sürü her görüşten, her abi bizim ülkemizde şey anlamında garip yani, ideolojiler bile bizim ülkemizde kardeş payı olmuştur. Yani %50 bir tarafta var. Evet, evet. %50 bir tarafta var. Yıllardır bu böyle gidiyor. %49'lar falan filan. Sonuçta hani Recep Baltış'ın söylediği şeylere katılacak bir kitle, evet, var. Ama şöyle bir durum var. Tek başına o toplumsal baskıyı kaldırabilir mi o kitle, onu bilmiyorum. Yani şu an doğru bir hamle değil ama bir süre sonra neler unutuldu arkadaşlar. Belki beni de linçlersiniz şu anda, o kısmı bilmiyorum ama. Biz linçlenecek hiçbir şey yapmadık hiç ya. Tam bir köşesiz linç, gibi konuşuyoruz bak. Linçin sağa solu hiç belli olmaz. 10 dakikadır tam köşesiz gibi. Şey diye linçleyebilirler. Neden şey yapmadınız? Siz de sallamadınız adama şu an. Onu açıklayabiliriz. Hı. Evet, onu, evet, açıklayabiliriz. Burada açık yok arkadaşlar. Yani Recep Baltış'ı sallama konusunda ben bir açık göremedim internette. Hani savunmak da bizim haddimiz değil. Zaten kendisi bir açıklama yapmış hani kendi durumuyla ilgili. Sponsorlukları çeken firmalar var. Bunlardan işte ilk sanırım Türknet çekti sponsorluğu. Biz koltuk markasını gördüm. Bir X-Drive koltuk markası dediğim. X-Drive. Tam geldi. Bir tane var X-Drive, X-Prime karıştırmıyorum diye söyledim öyle. Saniye marka değil mi? Lodi. Öyle mi? Deli gibi ben de karıştırıyorum. Aynen. X-Drive. Benim de bir koltuk sponsorum var ama burada şimdi Zio söylemeyeyim. Zio. Ne yok? Monster geri çekti. X-Drive geri çekti. Teknopat geri çekti. Teknopat geri çekti. Bir de Game Garage. Teknopat kendileri Teknopat, değil mi hocam? Onlar da Recep'ten onlardan Recep geri Baltaş'tan tamam. Sponsorluklarını geri çektiler. Buradaki markalara bakınca bu adamların videosunun her tarafı sticker mıydı abi? Hani değildir canım, şeydir. Nasıl şu açıklama önemli. Bir daha çalışmayacağız mı diyorlar? Sponsorluğu mu çektik diyorlar. Ben bir marka olsam burada açıklama yapmak ya da tavır almak için beklerim. Değil mi? Yani bir bekle, bir dur. Bekle. Yani bir taraflar ne yapacak yani? Şimdi sen ne yapacaksın? Recep Baltaş Teknopat'tan ayrıldı. Teknopat da şey dedi, bu adamın siyasi görüşleri, attığı tweetler bana zarar. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi geri mi gideceksin? He. Peki geri gittiğinin açıklamasını yapacak Johnny mısın? Johnny Depp olayı gibi işte ya. Yani geri gittiğin tweetini göreceğiz mi biz abi senden? Yani bir bekle değil mi? Influencer gibi davranmak zorunda değilsin yani. Bir sakinlik istiyorum ya böyle bir. Bir karşına otur, bir al konuş, dinle. Yok her şey çok, bizde çok şu an keskin ya. Bir daha bir şöyle bir mesele de var. İki konudan değineceğim. Hani bir konudan çıktık gibi oldu da devam ediyor, yapacak bir şey yok. Çıkalım ya, yürüyelim oradan. Aynen, yürüyelim. Ya benim şaşırdığım şey şu abi şimdi. Abi sen bir kitleye hitap ettiğinin, bir potansiyelin olduğunu hiç farkında değil misin yani? Neden bu coğrafyada, bu tarz gergin bir ortamda böyle bir tartışmaya girmeyi tercih ediyorsun? Ne diyeceğim biliyor musun? Çok farklı bir yerden yaklaşacağım. Bence insanlar bir yerde neden atıyor kafası? Şimdi eskiyi düşün. Mesela Beyaz Şov. Haftada bir gün yayınlanıyor ama adam bir gün mü çalışıyor? Hayır, pazartesi gidiyor, skeçleri çekiyor, salı gidiyor, konukları çalışıyor. Çarşamba Metin işte haberde şu şunları sorarız falan filan. Belki hep bütün hafta çalışıyor ama bir gün şov. Evet. Mesela şimdi insanlar 7-24 şov ya. Storyler, soru cevaplar, reelslar, canlı yayınlar, postlar, Twitter şey falan. Abartılı. Artık yani böyle adamın şeyi geliyor bazen. Bak mesela geçen Kemal dedi ki, dedikodu biraz ama. O zaman dedikodu konsept bölümümüz açılsın. Dedikodu konsepti. Evet, dedikodu tamam, böyle bir burada yerler. Burada böyle bir tane after effects. Aynen. Dedikodu. Dedi ki 30 yaşında artık dedi ben çocuklara dedi GTA oynayıp da eğlendiren bir adam olmak istemiyorum dedi. Neyi? Ha? 30, bu tweet'i bilmiyordum ben. 30 yaşında. Tweet, ya ben de öyle bir şey gördüm. Bu belgeli bir şey mi? Tabii tabii, yani çünkü şey haber kanalında gördüm Twitter'da. Mesela Kemal'de de hiç böyle açıklamalar yapmazdı abi o da. Tweet. Bence de. Yaşı büyükçe mi böyle oldu o da? Bıkmıştır. Abi ne oldu ya, ne oldu? Hayır bak, bence insanlar çok sinirlendi bu söylemine. Ben sinirlenmedim. O çocuklar tabii, şey haklı, ne? Evet, o çocuklar onu oraya getirdi yani, ama şunu insanlar evleri, düşünüyor. Evleri arabaları o çocuklar aldırdı yani. Az önce söyledim ya, buralarına geliyor bazen insanların. Bıkabilir abi. Kanka gelemez. Bu bak, konuda gelemez. Ama neden biliyor musun? Bak ne dedim? Bir gün şov yapıyordu. Beyaz zaman şov. Şimdi bu adam 6 gün 7 gün şov yaptı. Yani belki de bir 10 yıllık talk showcunun tükenmişliği bu adam 1 yılda yaşadı. Aslında 5 yıldır bu işi yapıyor olsa bıktı artık yani. Şuradan girersem ne olacak? Çakal'ın izleyici kitlesi şey mi? Dinleyici kitlesi. Hani şey doktorlar, mühendisler, belli bir meslek. Onda hiçbir şey diyemem. Onda çok haklısın. Ben biliyorsun trapçi ben. Yo diyebiliriz. Ben Çakal'ı dinlemedim. Dinle, bir iki şarkısına illaki denk gelmişsin. Trap'ten kaçamıyorsun. Hani biz ben de baktım. Bir şekilde. Bak çok duyuyordum adını. Özellikle bir gün çok yayında mı ne? Çok yakışıklı olduğu için ben bir kere... Bütman çok jön gibi çocuk. Ama o yüzden zaten hani... YouTube'a yayında yazdım. Hani hep görüyorum adını, duyuyorum. Şey de bilmiyorum hangisi hangisinin. O kadar birbirine benziyor evet, ki evet, yani. Evet, evet. Çakal yazdım. Var. Açtım en çok dinlenenlerden birine. Şok oldum. Güzel mi? Hayır abi. Bu ne ya dedim. Bu ne, nedir ya dedim. Ya ağzınla yap bakayım. Abi yapamam. Efekti açtım. Ama yani
Ya çok bizim hiçbir müzik türüyle bir sorunumuz yok. Hele benim bir var. Kameraya dönelim. Benim var. Ayrı bir, şey. Bu ayrı bir videonun konusu olsun. Videonun, abi bak, hani günümüz influencer trebi, influencer dirili, yani... Kemal de muhtemelen onu yapacak. Ya da Kemal şey yapabilir. Kemal müzisyen miydi abi? Popçu. Nasıl bir müzisyen hiç bilmiyorum. Gitar mitar çalıyor, sesi güzel, yıllarca sahneye çıkmış bir adam. Canım. Her şey Berkcan Güven yüzünden oldu, yemin ederim sana. Hepsi oradan gaza geldi. O mu çıkardı ilk? Kanka hepsi oradan gaza geldi. Bu konuda neyi sevmiyorum bile biliyor musun? Aslında senin beğendiğin hiçbir şey o influencer yapmıyor. Hepsi producer'ın işi. Işte. Bir yapsınlar konseri de. Ben Kemal'e gene çok şaşırmadım. Kemal yapar. Da Teoman ne alaka? Teoman da mı çıkıyor? Teoman düet yaptı, o da çıkıyor galiba konsere. Teoman, Çakal. Kendi müzisyen. Kendi müzisyen. Yani bir de Muharrem İnce falan eksik orada yani şu an yani. Ne alaka yani, anladın mı? Velhasıl ben soracak olursan sevgili, Kemal Çakal'ın kitlesi de senin o tahmin ettiğin kitle olmayabilir. Ya bence onun sinirlenip kurduğu bir cümle ya. Abi işte kuramazsın. Kurarsın abi, sinirlenirsin ya. Switch'te ne zamandır yayın açmıyor Kemal? Bilmiyorum ki, sözleşmeyi bıraktıkları zamanlar herhalde bence. Müzisyen olmak istiyor abi adam. Normal. Çünkü Spotify'da çok para var. Çok para var. Aşırı çok veriyor Spotify. Velhasıl Kerem kendi müzisyen dedikodu faslını bitiriyoruz. Bu dedikodu oldu biraz ama gene sallamadık kimseye. Yo, sallayacak mıyız bir gün? Yok ben. Bence ya. Sallamayalım. Ben hiç yok o ya, tarafa sallamaya, girmiyorum ya. Sallamaya gerek yok. Biz genelde dostane tavrımızı. Değil mi? Çok ben ha uygun yani, kelime dostane, bu. Dostane. Evet, dostane tavrımızı bence koruyalım. Bence de. Bence öyle bir laf etmemiştir. Ettiyse bile. Etti. O lafı etti. Geri alır diye düşünüyorum belki. Ya işte abi, ben iki önceki söylediğim konudaki laf. Bazen bireysel kişilikle işte o show business kişiliği birbirine girebiliyor. Sanki genel olarak bir diğer tarafında böyle bir şey var gibi abi. Fokurdanma. Çok ayrılıklar oldu. Kızgınlar yani şu an. Sanki bir... Kullanılmış mı hissediyorlar acaba? Onların açısından da bakmak lazım. Hani çünkü olayları bilmiyor. Ya ben şey hiç hoş değil bu arada. Şu kadar yüzde alınıyor. Biz artık adamı açıkladı %27.5. Bu kadar yani izleyicinin işin masasındaki yani şeyini öğrenmesi çok büyüsünü kaçırdı. Abi ben büyüsünü çocukken kaçırdı. Beyaz Show'u izledim. Gene aynı örneği veriyorum ama basit tekten gidelim diye. Bunları bilmiyordum. Oraya giden konuk para ama eskiden öyleymiş ya, televizyona konuğa gidip para alıyorsun. Şimdi mesela öyle değil yani. Mesela ben almadım şu an, metro ile geldim buraya. Kendi kart parasını. Allah'tan televizyonda değil. 13 lira. Yani bu kadar da çok böyle gün yüzüne çıkması ve samimiyet değil de bu artık yani büyüsünü bozmayın bu işin. Abi ya. Neden biliyor musun abi? Sorun ulaşılabilirlikte tıkanıyor abi. Şimdi sen eskiden Beyaz Show'u izlerken o programa katılan sanatçıyı sevmediğini varsayıyorum. Kumandayla şey yorum atamıyordun ona. Evet. Lan dangalak. Hani ya da bok gibi olmuş. Ama internette bunu yapabiliyorsun ya. İnternet kitlesi mesela o ajansın sahibinin attığı tweet'in altına gidip bunun hesabını sorabiliyor. Sen böyle diyorsun ama sen şöyle... Abi ajanslardaki sıkıntı şu. Şimdi ben ajansım. Sana geliyorum. Sonra sen bu işi kaça yaparsın diyorum. Sen bir fiyat söylüyorsun. Mesela 50 bin diyorsun. Sonra ben sana hiç fiyat söylemiyorum abi. Okey diyorsun mesela. Ya okey diyorum ya da 30'a çekelim, 40'a çekelim ya da şöyle yapalım, şunu da ekleyelim falan filan. Bana az söyleyeyim. Söylediğin diyen oldu biliyor musun bir iki kere? Kanka. Çok sevdiği için mi acaba? Ya Soner çok az söyledin oğlum. Hani salak mısın, enayi misin gibi dediler bana. Benim söylediğim fiyattan daha fazlasına... Abi çünkü şey kafa kol ilişkileriyle çok abuk subuk paralar dönüyor bizim sektörde. Güvenimi kazanıp sonrasından beni dolaylı yönden uzun söylemi aslında. Yok abi o da bir ajans çalışanı yani, orada sana güzel bir şey söylemiş aynen. Bence. Aslında iyi niyetle düşünüyordum. Tabii tabii, feedback'te bulmuş. Sağ olsun yani, seni uyarmış oldu. Evet yani. Evet. Ajansın reklam verenle kaça anlaştığını biz bilmiyoruz abi. Yani ben 30 bin alıyorum, 50 bin alıyorum, 70 bin alıyorum, neyse bir şey alıyorum. Ama sen esas olarak bu işte bu ajanstan ne kadar aldığını bana söylemiyorsun. Sen zaten karşı tarafa söylediğin fiyatı bana söylemiyorsan o zaman benim aldığım 50 bin liranın %27'sini keserken benim senden şüphe etmeme kıllanmayacaksın. Kafa kol ilişkilerine girmek isterim birazcık. Bence birçok marka globaldeki yöneticileri mesela Türkiye gibi yerlerde ne olduğunu bilmiyor. Bilmiyorum. Anlamıyor. Bir de orada, bence sallamıyorlar da bütçesel olarak. Mesela düşün. Çünkü adam atıyorum buraya 5 milyon verdi aman diyor 100 bin dolar gönderdim diyor falan hani. Tabii. Öyle düşünüyor ve Türkiye'de şu an yani atıyorum neden makyaj influencer'ına gönderesin M1, M3 Max'li MacBook'u? Tabii. Ulan git 3D'ci bir çocuğa gönder, bir videocuya gönder mesela. Onu çok gibi. Yapıyorlar abi. Neden atıyorum. Bilmiyorum. M3 Max'ten demedim de işte anlayın konuyu diye. Sorun burada influencer'ların aldığı pozisyon. Bunun temel nedeni abi. Nasıl ki futbolda, futbolun zevki ne zaman bitti abi? İddia çıkınca bitti abi. Hiç bilmiyorum abi. Yani iddia çıkınca bitti abi. Siz konuşun yani o hani tutku, o şey, o bilmem ne falan filan bir anda kayboldu yani.
Influencer tarafında da işi bitiren ne oldu biliyor musun abi? Link. Yani bir anda influencerların hepsinin vendor gibi, yani bir dükkan gibi davranması oldu. Hı-hı. Şimdi sen dükkan davranırsan o zaman müşteri senin veli nimetin olur. Doğru. Her paylaştığın sponsorlu link sana aynı sigara içmek gibi ömründen bir gün götürür abi. Doğru bu arada. Ben bir tüketici olarak da, içerik tüketicisi olarak da sosyal medyadan bıktım. Kullanmıyorum artık çok fazla. Yani mesela Twitter hayatımda hiç kullanmıyordum. Daha çok falan girmeye başladım Twitter'a. Ömür törpüsü şu an orası. Hiç sevmiyorum. Evet ya, çok çok demoralize bir mekan. Yani ben Instagram'ı fotoğrafçı, takip ettiğim fotoğrafçıları, sinematografırları falan tüketmek için kullanırdım. Şu an sadece diyen hani o Cem Yılmaz'ın dediği gibi ve hani orijinalini görüyorum. Amerikalı, Avrupalı, Kanadalı abimiz artık kimi ya da Asyalı biri. Hop! Onun Türkiye'deki bir versiyonu. Hop bir tane daha aynısı. Sen buna gıcık ol. Senin bir orijinallik derdin mi var? Abi bak eskiden bu utanç kaynağıydı. Abi, ve biri bir filmde bir şakayı, bir sahneyi araklasa linç, ağzına dalga. Şimdi trend adı altında herkes aynı şeyi yapıyor. Ya bu nasıl utanmıyorsunuz? Abi utanmaz çünkü bir şeyin meşruiyetini belirleyen şey o şeyin ne kadar kalabalık insanlar tarafından dinlenip dinlenmediğidir yani. Meşruiyeti derken? Ya sahiplik mi? Meşru yani hani çünkü bir sürü insan dinliyor, bir sürü insan beğeniyor, bir sürü insan şey yapıyor. Bir daha bende şöyle bir şey var. Orijinali atıfta bulunmaya peki neden kimse lüzum görmüyor? Ne gerek? Ne demek ne gerek ya? Ne gerek yani? İşte buna o yüzden telif deniyor. Abi ama sen içeriğini bir kere kamusal alana salmışsın. Abi öyle şey mi olur? Olur tabii. Ya belki adam mesela 10 bin takipçili bir adam. Çok güzel bir şaka geldi, çok güzel bir fikir geldi, onu yaptı bir şey. Yani illa ne güzel yayıldı işte, bir sürü insan yapıyor işte. Kimse bilmiyor ki onun olduğunu orijinalin. Araklamış gitmiş. Onu o zaman atmayacaksın internete. Baba böyle mantık mı olur ya? Ben hem kamusal alanın dibine herkesin bilgiye bir şekilde ücretsiz abi, bir demokratik bir şekilde. Abi benim o benim. Ben attığım an ben bu tasdik demişimdir. Ben nereden senin Instagram'ını attık? Attın sen onu gitti. Instagram'ın ama benim adımla beraber. Nerede senin adınla mesela beraber? Bir fotoğrafçı fotoğrafı çekti. Aynı anda hem yapımcının hem yönetmenin hem fotoğrafçının hem modelin o fotoğraf. Hepsinin aynı anda ürünü. Kimse tek başına üstlenemez. Ticari onu. Kullanım için öyle. Evet artık Instagram ticari değil mi? Değil. Ne demek değil? Oğlum ben seni videonu alıyorum paylaşıyorum. Ne güzel işte bunda mutlu olman. Videomu paylaşmanı demiyorum. Videomu tabii ki de paylaşabilirsin. Tamam esprini afırıyorum bundan mutlu. Annem niye mutlu olayım ya? Abi kaç taklitler orijinalini yaşatır oğlum. Abi taklit ama bir atıfta bulunursun. Ne? Bana ne oğlum? Ben mesela niye Şahan, bilmiyorum? Şahan dediğim mesela. Tamam. Adam işte 8-8 aslında o bir sunucunun bilmem nesiydi falan. Tamam. Belliydi kimin taklitini yaptığı. Şimdi adam da kendi şakasıymış gibi. Kendi ürettiği bir şeymiş gibi. Herkes yapıyor. Bari kredit verin ya. Buna bir zorunluluk gelsin. Bu espri, bu akım, bu ne boksa artık. O bunun. Creator'ı bu bunun. Ben çok bunu... Çok küçük bir zümresin ya şu alakası yok. Coverlamak gibi düşün. Sen şimdi mesela Master of Puppets'ı coverlıyorsun. Yazıyorsun değil mi? Covered by Metallica diye. Hayır. Yazma gör. Oğlum herkes biliyor Master of Puppets'ın kimin olduğunu. Babacım herkes, benim babam bilmiyor Master of Puppets'ın Metallica'nın olduğunu. Kardeşim öyle bir derdin varsa o zaman Instagram'a atmayacaksın. Baba işte buna gelecek bir düzenler bak görürsün. Gelmez. Gelecek bak. Gelemez. Şu, gelecek abi. Bu bahsettiğin konu nereden baksan bir 300 yıllık falan onu söyleyeyim. Alakası yok ya. Hem kamusal alanı atayım hem insanlar beğensinler paylaşsınlar. Hem de bana benim videomu çalmasınlar. Sen kesin korsan filmde izliyordur ha. İzlemem. Film ayrı. Sen ne alaka? Niye? Niye çünkü film ayrı? Çünkü ticari bir şeyi var ve üretim ya, amacı değil. Ya Instagram'da yani. Adam 1 milyon takipçi yaptıktan sonra para kazanmıyor mu abi oradan? Sen ticari. Sen filmini alıp YouTube'a atarsan sonra gelip de benim karşıma benim filmimden sahne kestiler Instagram'a atlar deme. Tamam ama adam zaten onu ilk başta sinemada yayınlamış, VCD'sini, DVD'sini satmış. 10 yıl geçmiş şimdi YouTube'a atmış. Tamam. O adam en başından YouTube'a atıyor. Kim? Kim yapıyorsa içeriğini, içerik üreticisi. Kardeşim sen şimdi... Bir sürü videosu viral olmuş. Benim dediğim olsa mutlu olmaz mısın? Her şey internet flash olur. Hayır abi. Çok daha kaliteli içerikler görürsün. Ben bir kere o zaman içerik üretemem. Anladın mı? Ortada böyle bir durum var. Ben bunu yanlış kişiyle tartışıyorum. Evet yani okay. Şöyle bir durum var. Afırmak internetin doğasında olan bir şey. Sen yaptın bitti onu internete attın artık o hepimizin. Sen değişik bir kafada yaşıyorsun. Evet. Abi. Ben şunu söylüyorum. İnternet kamusal bir alandır. Sen Instagram gibi Twitter gibi bir yerlere böyle hem ben videomu atayım. Hem de benim videom herkes bana kredi versin gibi bir kaygı düşünün. Vimeo seni bekliyor. At Vimeo. Okay. Hayır, paylaş bu... abi de arkadaşlar şifre hayır YouTube budur. Çok güzel. YouTube'da en azından şöyle bir çözüm var. Benim videomu direkt afıran bir adam benim düşüyor hemen dashboard'uma. Tak tek klikle basabiliyorum videosunu sildirebiliyorum. Ha, bence uluslararası yaptırımlar ve de düzenleme zorunlulukları getirilecek.
Lan nasıl getireceksin? Göreceksin onu? Ya. Bak benim atacak dediğim çıkar. Benim, benim ağzım Osuru'nun tutar. Poposuna düdük takalım gibi bir şey mi? Yani nereden alakası olacaksın alakası yok. Osuru'nun poposuna düdük takalım lafını ilk defa çok güzel abi yapmış mi? Bu arada. Çok güzel. Güzel laf. Sonuç olarak abicim benim görüşüm budur ya. İnternette bir şeyi özgün yapmak, orijinal yapmak diye bir şey yok. Bir şeyi daha iyi yapmak var mı? Ama o da emek veriyor abi. Abi esinlenmek sen, ayrı bir şey. Sen, sen bir şeyi sıfırdan yaratamazsın o, zaten. Bak. Sen sadece o videoyu sadece o şey, o fikirden ibaret sanıyorsun. Onun çekmesi var. Ekip ah hiç var. Bilmem. Hiç bilmem o işleri. Bilmiyorsun sonra. Tabii hiç bilmem videoyu. Fırlık nedir, prodüksiyon nedir hiç anlamam hiç hocam. Aynı şey Acun yaparken neden parasını ödemek zorunda? Çünkü Acun bunu ticari bir amaçla. Allah Allah! Ben senin videonu paylaşan normal vatandaş olarak senin videondan gelir elde etmiyorum. Anladın mı? Ticari bir amacım yok. Nasıl abi lisansın belliyen odur. Lisanslar senin duygularına göre hareket etmez. Lisansların belirli karşılıkları vardır. Abi yani. Bak dur. Şimdi Acun bir konseptin parasını ödemek zorunda değil mi Türkiye'de yapabilmek için? Televizyonda ve tamam. Ticari ona reklam almak tamam. İstiyorsa evet. Tamam. Almıyor mu o YouTuber'lar reklam videolarının arasına? Para kazanmıyorlar mı çok ciddi şekilde o videolardan? Kazanıyorlar. Yani birinin şeye televizyona gönderilen ha, sinyalle... Sen şey diyorsun, mesela adam senin videonu paylaşmış, bir kaydırıyorsun, pabuç kombin 300 TL, iki ayakkabı falan, onlarla ya sonuçta sadece reklamda değil, o adam onunla... 300-400 lira para alıyorlar o işlerden, gözüne dizine dursun lan. Adamın aldığı 300-500 lira, bak, bununla adam, sevinmen lazım. Bir içerik yapmışsın. Bir içeriği afırıyor ve o içerikten çok ciddi paralar kazanıyor. 300-500 lira kazanıyorlar. Yahu, o adam o şekilde yüz binlerce, milyonlarca abone biriktiriyorsa... Biriktirsin. O aboneler sana geliyor aslında. Bu senin başarısızlığın. Adamın medya gücü senden daha iyiymiş. Senin videonu ne güzel viral etmiş. Etik mesela bir davranmış işte. Bugün, onur gurur meselesi birazcık. Kankacığım senin bugünkü izlenme sayılarınla tanıdığın birinin bir değil. Tabii ki çok karışık. Bunu sağlayan bu çok laf ettiğin adamlar işte. Ya artist. Ne alakası var ya? Onlar burada bana hırsızlığı istedi. Savunuyorsun bile bir artist mi artist hırsızlık yapıyorsun? Hırsızlık yok. Hırsızlık var ya. Ortada çalınan bir şey yok. Hırsız ya hırsız. Soner neyi çalıyor adam? Ya abi? Hiçbir fikir bulmadın hayatında. Nasıl demek hiçbir şey yok? Kardeşim ben bulursam o fikirde bir ticari bir amacım varsa giderim onun patenti var, kurumu var, belediyesi var, zabıtası var gidersin neyse işte. Hmm. Oradan gider onu telif ettirsin sonra bunu kamusal alanı açmadan... Değerlendiririz. Allah Allah. Konseptler değişti sen, ama. İlla tiyatro oyunu mu olması ya da kardeşim, sinema filmi mi olması lazım? Senin monitör kırma videon sende mi çok izlendi? Yoksa başka birinin Instagram'larında milyonlarca izlendi? Benim abi yüklemedim ki ben öyle bir yere. Yüklemedin bile değil mi? Yüklemedim. Ama bir sürü insan Soner Şahinbaş monitör kırdı diye tanıyor seni. Ne oldu? Ne oldu? Adam 500 lirasına göz koymuş. Tamam adam, da, adam zaten etti. Benim anımı paylaşıp benim adımı etiketliyor. Onda bir sıkıntı yok. O haber adını yapıyor. Adını etiketlemiyor. Haber yapıyor. Çoğu fark etiketledi. Etmez, fark çoğu etmez. Etiketledi. Ya da zaten tamam işte. Ben görünüyorum orada. Adam benimkini o paylaşmak. O başka bir şey. Kankacığım senin kriterler de biraz sıkıntılı. Hala ya bir izleyenler de senin tarafından kim olacak biliyor musun? Bir tek abi oyuna para vermek enayiliktir diyen adam bir tek seni savunacak. Senin dediğini haklı görecek. Oyuna para vermek enayiliktir abi. Video bitmiştir. Şaka hayır asla oyuna para hayır. Ben bu saatten hayır, sonra seninle tartışmıyorum bu masaya. Bu şaka niye... Oyuna para vermek enayiliktir. Oyun içinden bir şey vermek tartışılabilir de oyunlar hayır, onu ben de vermem. Bir sürü emek veriliyor falan filan onunla ilgili tamam. Bir sıkıntım yok. Sen şeyi atlıyorsun abi sen o monitörü ticari bir amaçla kırıp oradan para kazanmayı amaçlıyorsan o zaman zaten içeriğinin lisansı farklı oluyor. Abi o viral olmuş bir şey. O spontane gerçekleşmiş, plansız bir iş, bir an. Sen neyin çalındı da böyle şey yapıyorsun ya? Bir anlat bakayım. Ben bir şeyim çalındı diye değil. Bir şey çalındı değil. Ben sadece artık herkes müteahhitliğe koşuyor. Kolaylaştı. Bak kimse mimar olmak istemiyor. Herkes müteahhit olmak istiyor. Anladın mı? Çünkü müteahhitin bir kriteri yok. İlkokul mezunu sen de müteahhit olabiliyorsun. Ve müteahhit şeylere biniyor, lüks arabalara biniyor. Mimar... Sabahlara kadar böyle maketlerden ev yapıyor beğendirecek diye hocaya mimar aç. Anlatabildim mi? Mesela pandemide gerçek müzisyenler, bir dakika cümlemi bitireyim. Gerçek müzisyenler enstrümanlarını satıp kirasını ödemek zorunda kaldı. O influencer trapçiler villalardan story attı. Abi bunlar çok subjektif konular. Sen abi hiçbir şey alakası yok. Hocam bak. Bunun neyi tarafı abi ya? Abi bak ürettiğin şeyi üretim amacın onun telif mevzuatını belirler. Sen onu atlıyorsun. Ben söyleyebileceğim her şeyi söylemeyi bırak yapsınlar abi. Biz, bence bu saatten sonra izleyici yorum yapsın. Olur. Bence. Bence de. Bu arada çok konuştuk. Çok konuştuk. Sanırım, peki böyle bir tartışma olması senin hoşuna gidiyor mu? Benim çok hoşuma gidiyor. Ben keyifliyim. Ya, tartıyorum çünkü. Konuştum. Aynen çok aynen. Şey. Umarım arkadaşlar ilk videoya gösterdiğiniz ilgin aynısını. 1700'ü istiyorum ben bir adım öne. 1701 yapalım bu sefer en azından. Görüşürüz arkadaşlar. Umarım sizin için de keyifli bir sohbet ortamı olmuştur. Haftaya görüşürüz.